Ünlü oyuncu Ahu Tuğba artık aramızda değil. Onun gülümsemesi ve enerjisi sinema dünyasında derin izler bıraktı. Hayranları ve meslektaşları onunla geçirdikleri anıları her zaman hatırlayacak. 1 Eylül günü Miami'de hayatını kaybetti. 69 yaşındaydı. Miami'de geçirdiği yıllar boyunca hem Amerika'da hem de Türkiye'de birçok projeye imza attı. Onun kaybı sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir üzüntü yarattı. Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Bu süreçte ailesi ve yakınları onun anısını yaşatmak için birçok etkinlik düzenledi. Onun hatırasını yaşatmak için yapılan bu etkinlikler, Ahu Tuğba'nın ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdi. 28 Aralık'ta İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul, onun doğup büyüdüğü ve kariyerine başladığı şehir olarak ona son veda için en uygun yerdi. Cenaze törenine katılanlar, onunla ilgili anılarını paylaşarak, Ahu Tuğba'nın ne kadar özel bir insan olduğunu bir kez daha vurguladılar. Beyoğlu Atlas Sineması'nda Tuğba için son bir kez alkışlar yükseldi. Bu sinema, onun birçok filminin gösterildiği ve hayranlarıyla buluştuğu yerdi. Alkışlar, onun sanatına ve kişiliğine duyulan saygının bir ifadesiydi. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu cami, onun ailesi ve arkadaşları için önemli bir yerdi. Cenaze namazına katılanlar, onun için dualar ederek ona son görevlerini yerine getirdiler. Annesinin yanına, sonsuz uykusuna yattı. Annesiyle olan bağı, hayatı boyunca onun için çok önemliydi. Şimdi annesinin yanında huzur içinde dinleniyor. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Arkadaşları, ailesi ve hayranları onun anısını yaşatmak için bir araya geldiler. Onunla ilgili anılarını paylaşarak Ahu Tuğba'nın ne kadar sevildiğini bir kez daha gösterdiler. Sanat dünyası bu ani kaybın üzüntüsünü yaşıyordu. Birçok ünlü isim onunla ilgili duygularını ve anılarını sosyal medyada paylaştı. Onun kaybı sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Ahu Tuğba güzelliğiyle, yeteneğiyle bir yıldız gibiydi. Onun performansları izleyicilerin kalbinde derin izler bıraktı. Kırmızı halıda yürürken herkesin dikkatini çekerdi. Sahnedeki enerjisi ve yeteneği onu unutulmaz kıldı. Şimdi ise gökyüzündeki yerini aldı. Onun anısı yıldızlar kadar parlak ve kalıcı olacak. Ahu Tuğba her zaman hatırlanacak ve sevgiyle anılacak. Kızı Angelique Calvin büyük bir acı içindeydi. Ama bir yandan da şüpheleri vardı. Annesinin ölümüne bir anlam veremiyordu. Yastığında kan bulduğunu söyledi. Migren ilacı kullandığını, bunun ölümüne sebep olmuş olabileceğini belirtti. Angelique, yetkililere seslendi ve gerçeği öğrenmek istediğini söyledi. Annesinin son sözleri hala kulaklarındaydı. "Öleceğimi hissediyorum," demişti Ahu Tuğba. "Beni Türkiye'ye gömün." Angelique, annesinin vasiyetini yerine getirmişti. Ama içini kemiren şüphelerden kurtulamıyordu. Ahu Tuğba, 1955'te İstanbul'da doğdu. O dönemin İstanbul'u, tarihi dokusuyla ve kültürel zenginliğiyle büyüleyiciydi. Ahu Tuğba, bu büyülü şehirde dünyaya gözlerini açtı. Daha küçük yaşlarda kamera karşısına geçti. Henüz çocukken, sinema dünyasının büyüsüne kapıldı ve yeteneğiyle dikkat çekti. İlk adımlarını attığı bu yolculuk, onu Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri yapacaktı. 1980'lerde Yeşilçam'ın en ünlü oyuncularından biri oldu. Kemal Sunal, Nuri Alço gibi dev isimlerle aynı filmlerde rol aldı. Bu dönemde, Türk sinemasının altın çağını yaşadığı yıllarda, Ahu Tuğba da parlayan bir yıldızdı. Hepsiyle aynı filmlerde rol aldı. Birlikte çalıştığı oyuncularla uyumu ve performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Her filmde farklı bir karaktere bürünerek oyunculuk yeteneğini sergiledi. Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Sadece yeteneğiyle değil, zarafeti ve duruşuyla da sinema dünyasında iz bıraktı. Ahu Tuğba her zaman göz kamaştıran bir figür oldu. Onun filmleri Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Her biri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve yıllar geçse de unutulmadı. Ahu Tuğba'nın filmleri, Türk sinemasının altın sayfalarında yer aldı. Hayatı boyunca 10 kez evlendi ve Angelique adında bir kızı oldu. Özel hayatında da inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı. Ancak her zaman güçlü durmayı başardı ve kızı Angelique'le olan bağı onun en büyük mutluluğu oldu.
Ahu Tuğba Türk sinemasının önemli bir parçasıydı. Onun katkıları sinema tarihimizde her zaman hatırlanacak. O sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir ikondu. Onun filmleri nesilden nesile aktarılacak birer hazine gibi. Ahu Tuğba'nın mirası Türk sinemasının yüreğine ışık tutmaya devam edecek. Her izleyici onun filmlerinde kendinden bir parça bulacak. İstanbul, 28 Aralık'ta Ahu Tuğba'ya veda etti. Beyoğlu Atlas sinemasındaki törende gözyaşları sel oldu. Sanat dünyasının ünlü isimleri Tuğba'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazında duygusal anlar yaşandı. Sevenleri Tuğba için dua etti. Zincirlikuyu mezarlığında Angelique Calvin, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Annesinin yokluğunu her zaman kalbinde hissedecekti. 5. Bölüm Gizemli Ölümün Perdesi. Ahu Tuğba'nın ani ölümü herkesi şoke etti. Ölüm nedeni ise hala gizemini koruyor. Angelique Calvin'in şüpheleri soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Yetkililer olayı tüm detaylarıyla inceliyor. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesindeki gecikme de kafalarda soru işareti yarattı. Yasal işlemler ve Angelique Calvin'in pasaport işlemleri gecikmeye neden oldu. Ancak Angelique, Senatör Marco Rubio'ya şikayette bulunarak süreci hızlandırdığını söyledi. 6. Bölüm Angelique'in Acı Çığlığı. Angelique Calvin, annesini kaybetmenin acısıyla yıkıldı. "Annem sadece bir oyuncu değildi," dedi. "O harika bir anneydi." Ahu Tuğba, kızına Allah'ı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmişti. Manevi değerlere önem veren bir anneydi. Onun yokluğunu her zaman hissedeceğim diyen Angelique, annesinin kendisine sevgi ve merhamet gibi değerler bıraktığını söyledi. Annesinin son anlarında yanında olamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Onu Türkiye'ye gömdük, huzur içinde yatsın. 7. Bölüm Ahu Tuğba Efsanesi. Ahu Tuğba, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. 1980'lerin ve 1990'ların en parlak yıldızlarından biri olarak, güzelliği ve yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Onun zarafeti ve karizması her zaman göz kamaştırıcıydı. Başarılı kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı. Her bir performansı, sinema dünyasında derin izler bıraktı. Ahu Tuğba, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir ikon haline geldi. Onun filmleri, dönemin ruhunu yansıtan eserler olarak kabul edildi. Güzelliği ve yeteneğiyle bir efsane haline geldi. Kırmızı halıda yürürken, herkesin gözleri onun üzerindeydi. Aldığı ödüller, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ahu Tuğba her zaman zarif ve etkileyici bir figür olarak hatırlanacak. Hayatı boyunca iniş çıkışlar yaşadı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında birçok zorlukla karşılaştı. Ancak her zaman güçlü kaldı ve bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Onun hayatı bir mücadele ve azim hikayesi olarak anlatılacak. Özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Magazin dünyasının ilgisini çeken bir figür olarak hayatı her zaman merak konusu oldu. Röportajlarında samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çekti. Ahu Tuğba her zaman halkın sevgisini kazandı. Ancak o her zaman Ahu Tuğba olarak kaldı. Setlerdeki disiplini ve profesyonelliği onu diğerlerinden ayırdı. Her zaman işine olan bağlılığı ve tutkusu ile tanındı. Onun kararlılığı genç oyunculara ilham kaynağı oldu. Türk sinemasına olan katkılarıyla hatırlanacak. Onun filmleri, sinema tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Ahu Tuğba'nın mirası, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Onun adı, sinema dünyasında her zaman saygıyla anılacak. Filmleri, gelecek nesillere birer miras olarak kalacak. Her bir film, onun yeteneğini ve sanatını yansıtan birer eser olarak değerlendirilecek. İzleyiciler, onun filmlerini izlerken Ahu Tuğba'nın büyüsünü hissedecekler. Ahu Tuğba, Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından biri olarak sonsuza dek yaşayacak. Onun anısı her zaman canlı kalacak ve sinema dünyasında parlamaya devam edecek. Ahu Tuğba, bir efsane olarak hatırlanacak. 8. Bölüm, Son Sahne. Ahu Tuğba'nın ölümü, Türk sinemasında derin bir boşluk bıraktı. Onun yokluğu uzun yıllar hissedilecek. Ahu Tuğba, geride bıraktığı filmleriyle ve unutulmaz karakterleriyle sonsuza dek yaşayacak. Ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Sevenleri onu saygı ve özlemle anıyor.
Ahutuba'nın hayatı ve ölümü, Türk sinemasının parlak geçmişini ve unutulmaz isimlerini bir kez daha hatırlattı. Perde kapandı, ışıklar söndü. Ahutuba efsanesini geride bırakarak sonsuzluğa karıştı.